Merhaba, bu videomuzda sizlerle birlikte CSS ile ikonları göreceğiz. İstemiş olduğumuz resmin ikonunu anında web sitemize yükleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde adı ve class'ları görmüştük. Class'ları gördüğümüz için hemen ardından bu videoyu çekmeye karar verdim. İsterseniz detaylı bir şekilde ikonları görmeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ikonlar için kullanmış olduğumuz web sitesinin adı Font Awesome. Font Awesome. Bu siteye sizler de gidebilirsiniz. Bu web sitesinden sizler istemiş olduğunuz tüm fontları, ikonları alıp kullanabilirsiniz. Mesela ufak bir örnek vermek istersem ev fontu, araba, yaşlı adam, çiçek, ağaç, maymun, aklınıza gelen bütün resimlerin fontunu bu web sitesinden kullanabiliyoruz. Ama bunu kullanmak için yapmamız gereken küçük bir işlem var. O da bu web sitesini kendi projemize dahil etmek. Bunun için Font Awesome GDN yazıyorsunuz ve burada bootstrap.gdn.com'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu bağlantıyı hızlı bir şekilde kopyalıyorum. Sublime Text'ime geliyorum. Buradan ben CSS'i dahil etmek için ne yapmam gerekiyordu? Link kodumu çalıştırmam gerekiyor. Hayrif kısmına da daha önce kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Artık istemiş olduğum tüm fontları kullanabiliyorum. Bu web sitesini kapatabilirim. Şimdi ben buradan istemiş olduğum fontu aratıyorum. Mesela araba fontunu. Şimdi ben buradan istemiş olduğum ikonu artık kullanabileceğim. Buraya geldim. Arabanın İngilizcesini yazdım. Yani car. Hemen gelen sonuçlara bakalım. Görmüş olduğunuz üzere burada bana yüzlerce seçenek sundu. Mesela alışveriş arabasını sundu. Alt tarafta havuç resmini sundu, video resmini sundu ve detaylı resimler var. Ben buradan arabaya tıklıyorum. Hemen sayfamın açılmasını bekledim. Şurada kopyala diye bir şey var. Bunun üstüne tıklıyorum ve şu an bunu kopyaladı. Bunun mantığını hemen burada yapalım sizinle. Buradan eğer direkt yapıştıracak olursam yaptığı tek şey i etiketi açmak ve içerisinde class diye yazmak olacak. Bunu biz kendimiz de yaparız. Buraya geliyorum, i etiketini açıyorum, içerisinde class diyorum. Ve daha yeni bana vermiş olduğu şey yazıyorum. Ama bundan önce fa yazıyorum ve tire diyorum. Ne yazayım? Bana burada ne çıkarmış? Bakalım şuraya. Car. Yani arabanın İngilizcesi. Ben buraya gelip car yazıyorum. Hemen web sitemi yenileyeceğim. Bakın şu an web sitemi yenilediğimde burada araba resmi benim karşıma çıkmış oldu. Ben istiyorum ki ev resmi getirsin bana. Hemen ev resmine bakıyorum. Burada ilkini tıklıyorum. Ne yazıyor? Bakın home yazıyor. Geliyorum. Burada car yazan şeyi home'a çeviriyorum. Gelip yenilediğim zaman bakın burada ev resmi gelmiş oldu. Başka mesela adama bakalım. Adam kelimesini aratıyorum buradan. Burada adamı bulamadı. Ama burada işte bayan resimlerini çıkardı. Yüzme resmini çıkardı. Bayağı bir şeyler çıkardı. Ben buradan user'ı kullanmak istiyorum. O zaman user diye tekrardan bakalım. Görmüş olduğunuz üzere bunu alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Gelip yenilediğim zaman bakın şimdi de kullanıcı resmimiz bizim karşımıza çıkmış oldu. Mesela ne diyelim? Pencere tarzında bir resim var mı? Buna bakalım. Window yazdım buraya. Bakın Windows'un ikonu çıktı. Ayrıca burada pencere tarzı bir şeyler var. Ben direkt şunu almak istiyorum. Bunu web sitemde kullanacağım. Üstüne tıkladım. Şu yapıyı kopyalayabilirim ya da gelip bunu kendim buradan yazabilirim. Hemen yazıyorum. Kaydettim. Gelip yenilediğim zaman bakın Windows'un ikonu benim karşıma çıkmış oldu. Başka neye bakalım arkadaşlar? Aklımıza ne geliyorsa burada yazabiliriz. Ben öğrenciye bakmak istiyorum. Acaba öğrenci var mı burada? Evet, bazı öğrenci fotoğrafları çıktı. Öğrenci demişken bakın burada okul fotoğrafları daha güzel çıktı. Şuna bakalım. Üniversite yapısı çıktı. Ben bunu kopyalıyorum. Direkt buraya yapıştırıyorum. Buradan yalnız S harfini silmem gerekiyor. Gelip yenilediğim zaman bakın üniversitenin sembolü benim karşıma çıktı. S harfi eklendiğinde de bazen bu şekilde çıkarma gibi durumları oluyor. O yüzden eklemiş olduğunuzda fas olmamasına dikkat edin. Yani fa daha sonra istemiş olduğunuz kelimeler bulunsun. Ayrıca mesela book diye kullanabilirsiniz kitabı. Aklınıza gelen birçok kelimenin İngilizcesini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bazı kelimeler de bulunmayabiliyor. Onu da
Font Awesome web sitesine giderek buradan karşılaştırarak kullanabilirsiniz. Ben videoyu bu kadar tutmak istiyorum. Sizler detaylı bir şekilde buradan dilediğiniz gibi araştırma yapabilirsiniz. Web sitesinde binlerce birbirinden farklı ikonlar var. Mesela Facebook, Instagram ikonları da var. Hemen bunlardan da bir tane göstermem gerekirse. Buraya Facebook yazdım. Gelip yenilersen bakın Facebook'un ikonu buraya geldi. Ya da Instagram yazarsan bakın şimdi de Instagram'ın ikonu gelmiş olacak. Yani buradan ayrıca işte spor malzemeleri, ulaşım, tasarım, kullanıcılar, tatil, emojiler, işte projeler, hastane üzerine bir şey, takvim üzerine bir şey ya da selamlaşma, merhabalaşma gibi birçok şeyi buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayacağım. Umarım bu video işinize yaramıştır. Ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.